Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, bugün iki şiş çalışacağız arkadaşlar. Çok güzel yazlık bir modelle geldim. Yazlık bluzlarınıza, yazlık yeleklerinize, çeyizlik yeleklerinize yakışacak muhteşem bir model. Ajurlu yelek modeli arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Sizler dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Şöyle kalınlığını, inceliğini de sizlere göstermek istiyorum. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Şöyle ilmeklerimi toplayarak başlıyorum. İlmek sayılarımız arkadaşlar, şöyle kenar ilmeğimiz 3 tane. 3 kenar ilmeği 9 tane. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane modelimiz için, 2 tane ara ilmeğimiz için, yine 9 tane modelimiz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 tane de yine kenar ilmeğimiz için. Şimdi arkadaşlar, şu 3 tane kenar ilmeğini yapmadan 9 artı 2, 9 artı 2 yaptıktan sonra, yani en son 9 yaptıktan sonra kenar ilmeği 3 tane attığımız zaman yapacağımız örgüye göre ilmek sayılarımızı toplamamız gerekiyor. Şöyle ben sizlere iki model üzerinde anlatacağım. Şöyle hemen modelime geçeceğim. Tabii ki sizler bu modelin altına lastik, haroşa, örgüler yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Burada 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Örgümün hemen ters yüzünden başlıyorum. 4 tane ters. 1 2 3 4. 2 tane düz ara ilmeğimiz. Yine 1 şöyle tekrar 2 4 pardon. Pardon arkadaşlar, modelimizi. Şimdi 3 tane düzümüz var, 2 4 tersimiz var. 1 tane düz. Bu da modelimizin içinde, örneğimizin. 4 tane ters. 1 2 3 4. 2 tane düz ara ilmeğimiz. 4 ters. 1 2 3 4. 1 düz, 4 ters. 1 2 3 4. Yine burada 3 tane düz kenar ilmeğimizi örüyoruz. Tabii ki bu ilmek sayılarını bu şekilde ayarlayıp yeleklerde, hırkalarda kenar bandını da eklemeniz gerekiyor. Modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimi göründüğü gibi 3 tane ters. 1 2 3 4 düz. 1 ters. 1 2 3 4 düz. 2 ters ara ilmeklerim. 1 2 3 4 düz. Yine 1 tane ters. 1 2 3 4 düz. Kenarda 3 tane ilmeğim ters. Modelimin arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle 1 2 düz kenar ilmeğimden sonra 3 düz diyelim. 2 3
4 ters, 1 düz, 4 ters, 2 düz ara ilmeklerimiz, 4 ters, 1 düz, 4 ters. Yine burada kenar ilmeklerimi ise düz ördüm. Evet, modelimin ön yüzüne geçtim. Modelimizin ön yüzünde yapacak olduğumuz işlemimiz var. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 4 tane düz ilmeğimiz var. 4 tane düz ilmeğimi hemen diğer şişime alıyorum. Şöyle 3 tane ilmeğimi tekrar alıp 1 tane ilmeğimi öne, 3 ilmeğimi arkaya yerlerini değiştiriyorum. Bunu düz örüyorum. Hemen buradaki 3 tane ilmeğimi şöyle bir gevşeltiyorum. Şu kısmından şişimi batırıp ilmeğimi alıyorum. 3 tanesini birlikte ördüm. Bir tane doladım, aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar burada 4 tane düz ilmeğimiz var. Bunu da yine diğer şişime alıyorum. Buradaki bir tane düz ilmeğimi arkaya, 3 tane ilmeğimi ise öne alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Burada ters ilmeğimizi yaptıktan sonra hemen bir artırmamız daha var. Bir artırmamı daha yaptım. Buradaki 3 tane ilmeğimi birlikte kestim. Arkadaki tek ilmeğimi ise düz ördüm. Aradaki ara ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle. Tekrar burada aynı işlemi tekrar ediyorum. 4 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Hemen arka yüzden 3 tane ilmeğimi arkaya, tek ilmeğimi öne düz ördüm. Buradaki ilmeklerimi de şöyle biraz gevşeltiyorum. Şu şekilde kestim. Bir tane doladım, ters ilmeğimi ördüm. Aslında burada bir artırmamız daha var. Şu işlemi yaptıktan sonra artırmamı yapacağım, daha kolay olsun diye. 4 tane ilmeğimi diğer şişime aldım. Arkadaki tek ilmeğimi öne, 3 tane ilmeğimi ise, pardon, tek ilmeğimi arkaya, 3 tane ilmeğimi ise öne alıyorum. Yine burada artırmamı unutmuyorum. Buradaki 3 ilmeğimi düz, tek seferde kestim. Arkadaki düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeklerimi de ters ördüm. Evet, şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzünde ise ilmeklerimi göründüğü gibi öreceğim arkadaşlar. Düz ilmeklerimi düz, bir ters ilmeğim, 2 ters ilmeğim, artırmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1, 2 düz ara ilmeklerim, 1, 2, 3 ters, 1 düz, 1, 2, 3 ters, kenar ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi tekrar modelimiz bitmedi. Bir sırada daha model kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım.
2 tane ters ilmeğim, kenar ilmeğim. Şimdi burada şöyle 3 düz 1 ters ilmeklerimiz var. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane artırıyorum. 1 düz daha örüyorum. Burada aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine 1 düz örüyorum. 1 artırıyorum. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. 2 düz ilmeğimi. Şimdi burada bir alt sırada başlamış olduğumuz ilmeklerin yine yerlerine getirmiş oluyoruz. Yani 4 ilmeğe tamamlamış oluyoruz. Şimdi aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şöyle 2 düz ilmeğimi ördüm, 1 artırdım, 1 düz. Ters ilmeğimi ördüm, 1 düz artırdım, 2 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi de ters ördüm. Evet arkadaşlar, buraya kadar modelimiz tamam. Şöyle diğer modeli nasıl kuracağımıza gelelim. Diğer örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Yine ilk başta başlamış olduğumuz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi biz ikinci örneğimize geçtik. Burada 3 düz 4 ters ilmeğim var. Yine artırmış olduğumuzu da ters örüyoruz. 1 düz 4 ters ilmeğim. Aradaki 2 ilmeğim düz, 4 ters ilmeğim. Burada 1 düz, 4 ters. Kenar ilmeklerimi de bu şekilde düz örüyorum. Yine hemen modelimin ön yüzünde yine aynı şekilde ilmeklerimi göründüğü gibi alıyorum. Şöyle 2 ters, 1, 2, 3, 4 düz, 1 ters, 1, 2, 3, 4 düz, 1 ters, 2 ters ara örneğimiz. Tekrar 4 düz, 1 ters, 4 düz, 3 tane ters ilmeğim. Şimdi modelimizin arka yüzünde yine ilmeklerimizi göründüğü gibi alıyoruz. Hemen 3 tane düz, 4 tane ters ilmeğim. Arada 1 düz, 4 ters. Yine ara ilmeklerim 2 düz, 4 ters. Kenardaki 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Evet, modelimizin ön yüzüne geliyoruz. Örneğimize şekil veriyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada 4 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Şöyle hatırlatma olsun diye yapıyorum arkadaşlar bunu. Yine videonun baş kısmından izleyerek tekrarı, zaten örgümüzün bu. Yine takıldığınız yerlerde sorarsanız cevaplarım yorumlar kısmında. Şöyle genişlettim. Aslında bunu çok rahat örersiniz ama benim şişlerim masama değdiği için burada biraz zorlanıyorum. Şöyle bir tane artırıyoruz. Aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi burada yine bir artırmamız var, fakat artırmayı yapmadan
Şöyle elime takılmasın diye işlemi yapıyorum. Bu tek ilmeğimizi öne çekiyoruz. 3 tane arkaya çekiyoruz. 3 tane ilmeğimi ise ön kısma alıyorum. Bir tane ilmeğimi burada kaybettim. Tekrar şöyle tekrar alacağım arkadaşlar. Evet, burada ilmeğim kaçtı. Bunu da şöyle alalım. Evet, ilmeğimi düzelttim. Tekrar alıyorum burayı. Şöyle 4 tane ilmeğimi aldım. Önden bir tanesini arkaya. 3 tane ilmeğimi öne alıyorum. Yine bir tane artırmamı yapıp 3 tane ilmeğimi bu sefer bu şekilde düz kesiyorum. Buradaki ilmeğimi de düz örüp aradaki ara ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde bu modelimizin tekrarıydı. Evet arkadaşlar, şöyle ben sizlere bir model anlattım. İkinci modelin de yarısına geldik. Şöyle hatırlatmak için. Ben daha önce yapmış olduğum daha büyük parçada örneğimi göstereyim. Evet, şöyle ajurlu gerçekten yazlık örgülerinize yakışacak bir model. Şimdi bunun ipi arkadaşlar. Şöyle bir ip, lila rengi bir ip kullandım. Aynı marka ikisi de, ben sizlere daha görünür olması için krem ipimden gösterdim modelimi. Krem ipimden anlatmaya çalıştım. Bu da lila renkte yapmış olduğum örneğim. Alt kısmına lastik geçtim. Siz dilerseniz alt kısmına lastik geçebilirsiniz. Şöyle lastiksiz de yapıldığında çok bir kıvrılma olmuyor arkadaşlar. Düzgün duruyor. Dilerseniz haroşa gidebilirsiniz alta. Şöyle ters yüzünü de göstereyim. Modelimin ters yüzü de bu şekilde. Çok zarif, hafif bir model arkadaşlar. Zarif duran bir örnek. Çeyizlik örgülere de muhteşem duracak bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.